Bugün ilk devre iyi oynayamadık. İkinci yarı daha iyi oldu. Oyuna hakim olduk. Baskı kurduk. Pozisyonlar bulduk. Sonucunda 2 puan kaybettik gibi görünüyor. Ama bu oyunda ki bu ligde şunu gördük ki puan puandır. Bir bakacaksınız sezon sonunda bugün aldığımız bir puanı, iyi ki o gün Bodrum maçında bir puanı almışız. Belki de o bir puan bizi Süper Lig'e taşıdı diyeceğiz. İkinci yarı oyuncularımızın isteğinden memnunum. Daha iyi oyun oldu. Ama şunu gördük ki tabii bizim kadro kalitemizi ciddi anlamda yukarı çekmemiz gerekiyor. Yani bugün tabii altımızdaki takımla puan farkı 4'e çıktı. Yarın ne olur bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var ki biz ligi ilk devresini ikinci bitireceğiz. İnşallah. Hafta sonu Sakarya maçı daha iyi olacak. Ki şöyle de bir o gerçek ortaya çıktı. İşte iç saha baskısı, oyuncularımız bu baskıda kendilerini çok fazla ifade edemiyorlar. İşte dışarıdaki performansımızla içerideki performansımız arasında çok fark var. İşte öndeki oyuncularımızdan bir iki tanesi eksildi mi maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken şu andaki öncelikli işimiz devreyi Sakaryaspor galibiyetiyle bitirmek ve sonrasında da ciddi anlamda ikinci yarıdaki o yoğun dönemde bizi Süper Lig'e taşıyacak kadro kalitesini de bizim yükseltip o kadroyu da oluşturmamız gerekecek. Bu doğrultuda tabii yani ciddi anlamda oyuncuya ihtiyacımız olduğu da görülüyor. Daha fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Hakeme girersem çıkamayacağım şimdi. Konuşmak istediğim ve sistem etmek istediğim çok nokta var. Ayıp etmeyelim. Büyük, sıkıntı büyük. Emir de bir arka deresinde öyle bir spazm var. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çok haksız bir kırmızı kartla hem Bandırma maçının son yarım saatine eksik oynadık. Bir de bir maçta tank eden mahrum kaldık. O dönecek. Yani Berisse'yi bugün oynattık ama istediğimiz verimi alamadık açıkçası. Sakatlığını tam atlatamadığını gördük. O da inşallah hafta cumartesiye kadar, gerçi çok fazla da günümüz yok ama inşallah daha iyi duruma gelebilir. Yani elimizdeki oyuncularla orada bizim için çok önemli karşılaşmada biz güzel bir sonuç alacağız inşallah. Yani şunu da söylemek istiyorum. İşte biraz evvel hep söylediğimiz işte nasıl daha hoşgörülü oluruz, nasıl bu dünyayı daha böyle yaşanır hale getiririz, nasıl işte empati yapıp karşıdakinin duygularını böyle analiz edip ona göre bir davranış sergileriz derken tabii ki futbolda rekabet olacak ama aslında ülke için şu anda yaşanan ki işte Süper Lig'de de herhalde ciddi olaylar olmuş yine bugün. Yani böyle bir şey ortamında, kaos ortamında aslında bir Sakaryaspor, Kocaelispor maçı ülkeye bir mesaj verme açısından güzel bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Orada da bizim kardeşimiz var. Benim Bursaspor'dan oyuncum Tuncay Şanlı, Tuncay Hoca görev yapıyor. Dolayısıyla artık yani bu şeylerden kendimizi kurtaralım. Futbol için birbirimizi kırmamız, birbirimize hakaret etmemiz bana çok boş geliyor açıkçası. Tabii ki maçların özel değeri var. İnsanların beklentileri var ama bence hayatta çok daha önemli şeyler var. Eğer maçta olay olacaksa ben doğru karşılıyorum. Yani bu insanlar yine birbirlerine gidip orada işte küfürler edip, hakaretler edip orada bir şey ortamı olacaksa o zaman yani yazık günah yani orada insanların birbirlerine bu şeyleri yapmasına gerek. Ha, gidip böyle bir fair play ortamı oluşacaksa benim biraz evvel söylediğim gibi ki çok kolay gözükmüyor herhalde.
Yani bilmiyorum. O zaman da yani olay çıkması, işte insanların orada birbirine girmesi, işte hep anlattığımız şey işte yazık günah yani buna hiç gerek yok. Futbolda buna hiç gerek yok. Yani biz tabii ki her zaman taraftarımız yanımızda isteriz. Biz de beraber olsun isteriz ama baktığımız zaman işte burada en son bir dostluk maçı oynandı. Orada bile olay çıktı öyle değil mi? Hayır, o çocuğun yaptığı eylem sonrasında olay büyüdü mü? Ben şunun taraftarıyım, artık futboldan şiddeti biz uzaklaştıralım. Şiddet olmasın. İnsanlar bu işi biraz daha spor gibi birbirine saygı göstererek yaşasınlar. Öyle bir ortam oluşacaksa tabii ki gelsin, desteklesin. Orada hep söylüyorum. Yani futbolda rekabet olacak. İnsanlar birbiriyle ironi yapacaklar. Bu futbola keyif katıyor. Ama işin içine şiddet girecekse hiç girmesin yani. Hiç. Ya ben bu türlü yasaklara zaten hepten karşıyım. Yani bu bizim ülkemizde komşu şehrimize gidip orada maç seyredemeyecek mi insanlar? Ya da işte yani böyle bir şeyde demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Yani burada insanlar bir şehirden bir şehire gidip orada takımını destekleyemeyecek mi? Ama biz olayı çok farklı yere getirdik. Yani çok iş şeyden çıktı, spordan çıktı, kazanmaktan, kaybetmekten çıktı. İşi namus meselesine döndürdük. İşte öyle de olunca bu sefer kazanmak ve kaybetmekte acayip bir şey oluyor. Değer kazandı yani. İnsanlar işte dedim ya yani işte kazanmış. Şimdi Allah muhafaza yani hafta sonu birimiz kazanacak, öbürümüz kaybedecek. Sonrasını ben düşünemiyorum. Ama yani bizim yine üstüne basa basa söylüyorum. Biz insanı insan yapan özellikleri yavaş yavaş kaybetmeye başladık. Bakın toplumun her kesimine, sokağa çıkın, otobüse binin, apartmanda oturduğunuzda, işte yolda yürürken yaşanan olaylara bir bakın ya. Hiç yani tamamen insanlıktan çıkmışız. O yüzden inşallah hafta sonu yani buradan ben bir şey de yapıyorum. Çağrı da yapıyorum. Oradaki Tuncay kardeşime, taraftar kardeşlerimize, başkana, yöneticiye, ülkenin şu şiddetle alakalı çok yoğun gündeminde, hatta dünyanın bu gündeminde ülkeye bir mesaj verme açısından bunu bir fırsat olarak değerlendirelim bence.